Efendim merhabalar. Biz biliyoruz da mı oynuyoruz kuşağına. Hoş geldiniz. Gökhan Sağlam'la birlikteyiz. Gökhan'cığım şükür kavuşturana. Evet, özledik. Vallahi Alınacak özledik. bir intikamımız olan bir oyundayız şu an. Abi hem öyleyiz. Çünkü herhalde izleyenler hatırlıyordur. Hatırlatmayanları da söyleyeyim. Gökhan'la en son biz birlikte Frostpunk 1 oynadık. Vogue Çukuru değil mi adı? Vogue Çukuru. Vogue Çukuru'da bilemedik ya. Vogue Çukuru'nu oynadık. Bir yerde bıraktık artık çünkü 2 çıkacak 2 oynarız demiştik. 2 dün müne çıktı yok zaten. Yok ya dayak yedik ya bize Disney ya yok beyaz canım, biz, yakalıları bizi ay, öldürdü ya. Biz kendi isteğimizle mi istifa ettik canım? Kovulmadık, istifa ettik. Allah Peki, Allah. Peki öyle olsun. Allah Allah. 2 çıktığında oynayacağız demiştik. 2 de bugün 22 Eylül. 2 de işte 20 Eylül'de müne çıktı. Herhangi bir fikrin var mı Gökhan oyunla ilgili? Hiçbir fikrim yok. Benim de yok. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Oyunun bu arada ilk söyleyeceğim şey, oyunun Türkçe seçeneği var. Gökhan'la Türkçe oynamamaya karar verdik ama niye merakı olanlar, ilgilenenler bakabilirler. Anlamayacağız çünkü şimdi Türkçe olunca. Bir oyunu hiç evet. bilmeden yanlış anlamak kötü bir fikir yani. Çevirmenlere de kötü şeyler söylemek istemedik. Evet, İngilizceden oynayacağız ama Türkçe seçeneği de var oyunun. O da önemli bir bilgi. Kameralarımızla ilgili senden bilgi isteyeceğim. Oyun açıldığı zaman yanlış yerdeyiz falan söylersin sen bana. Hiçbir bir şey bilmiyorum burada. Ütopya Builder görüyorum bir tane Gökhan. Bir de Story görüyorum dümdüz. Story'e basıp. Story, Ütopya herhalde Free World muhabbetidir. Oyunu da bilmediğimize göre Fahrettin Şatkan'ın kuralı var biliyorsun. Ben hiç trailerini bile izlemedim. Yani ben acaba de, ilk oyunun kaldığı yerden devam. İngiltere'ye taşıyorduk değil mi ilk oyunda? Biz İngiltere'deydik zaten. Londra'dan kaçan... İngiltere'den kaçıyorduk işte o kültürü biraz evet, İngiltere'den kuzeye doğru donuyordu her yer falan. Kuzeye doğru kaçıyorduk bir şeyler oluyordu. Ama London... İngiltere'den de kuzeye nasıl kaçmışız? Bayağı İşte artık ne kadar neresi kaldıysa yani. London kökenli tiplerdik biz. Şimdi Fahrettin Şatkan'ın bir kuralı var biliyorsun. Bir oyunu ilk defa gördüğünüz zaman konuğun varsa da yoksa da konuğun olmasın kuralları var. Sebebi de konuk olunca geyiğe sarıyorsunuz. Halbuki bir oyunu ilk defa gördüğünüzde orada burada yazanları okuyun lütfen demişlerdi. Ha. Konukla geldik. Ama Fahrettin Şatkan'ın hayata bakışı biraz öyle değil mi? Doğru, doğru ama oyunu ilk defa gördüğümüz zaman birazcık etrafı okumak questimizde olduğunu sana hatırlatırım. Sonra tamam. Şey yaparız. Story'e ben... Sol tarafı ben okuyayım, sağ tarafları sen oku. Tamam abi, tamam. Senin solun mu, benim solum mu? Bu önemli tabii yani. Fahrettin'in solu. Fahrettin'in solu. Story'e bastım. Ortanın solu, o siyasi. Ortanın solu diyor. Frostpunk 2 is a challenging game in which planning ahead is crucial. Tamam. Çok çok iyi biliyorsan Frostpunk'ı diyorsan ya da çok kendini zorlamak istiyorsan diyor. Officer ya da üst level'larda oyna. Yoksa Citizen'de başla. Bebek adımlarıyla git. Ne kadar çok yere düştüğün değil, kaç kere yerden kalktılar. Ağzına sıçacağım senin diyor. Ben anladım yani. Hiç acımam yoktur dedi oyun. Peki, Citizen'dir bu oyunun ilk oynayacağın level diyor. Bak oyunun woke olduğunu fark edip stoik laflar eklemişler biraz. Stoik diyor, stoik. Prolog dedi. They evet. came upon the old machine as they always do. And when the whiteout hits, they must survive. The old machine ne acaba? Eski makineden çıkmışlar, her zaman oradan çıkarlarmış. Kim onlar, biz bu miyiz? Biraz şey mi ya, böyle zombi apokalips vari bir şey mi bilmiyorum olacak? Bilmiyorum ki abi, bilemiyorum. Hani eski White makine... Walkers geldi bari bir şey anladım ben ama. Onlar mı geldi biz mi çıktık acaba eski makineden? İşte hayırlısı. Valla işte Whiteout geldiğinde hayatta kalmamız gerekiyor. Bence biziz bu. Makineden çıktık. Hayatta kalmamız lazım. Prolog dedim. O zaman lelele sakine niye gittin tütüne gel beraber koşalım. Bak gidiyor makine isimli. Evet abi bu bir Space Marine charge mıdır? Zombi midir? Space Marine Charge gibi görünüyor şurada Captain. Bizi kovalıyorlar mı? Evet. Yoksa biz lead mi ediyoruz? Arada karışık. 1887 yılında dünya dondu diyor. Uygarlık Doğru. çöktü. Yok olan İngiliz İmparatorluğu jeneratörler yaptı. Şehirleri to support cities of kaçanların şehirlerini desteklemek için cities that will become the last on earth. Evet, bunlar da dünyanın son şehirleri olacaklardı diyor. Jeneratörün çevresinde birikmiş olsak da açıkta donuk topraklardaysak o zaman ölürüz zaten. Sağ kalanlar by the ordeal. Peki hepimiz değiştik bu yaşadıklarımızla doğal olarak. Bunun üzerinden 30 sene geçti ve hepimiz başka insanlara dönüştük artık. 30 yıl sonra diyor, bir kuşak sonra artık değişmiş durumdayız. Abi difficulty preset, citizen,
Moderate Challenge. Azıcık hata yapsan da olur diyor. Ben en kolayı bu. Officer'dan sonra acımam diyordu. Şey yapmış bu arada, ekonomisi bu olsun ama weather öyle olmasın falan gibi ayarlar koymuş. Ya Ross, onları ayrı ayrı Heartless ben genel karşıyımdır. Kesinlikle. Birbirine etkili olması lazım. Zaten. Kesinlikle. Oyunu tasarlayan adamın kafasında bir şey var kardeşim. Bence evet. De. Hani bunu beceremiyorum o yüzden bunu düşük tutayım. İyi değil o yüzden hepsini düşük tutayım. Ben Citizen'de başla oyunu bilmiyorsan dedi. Citizen'le başlamayı düşün. Citizen very easy gibi mi şu an? Yani. Yok demin açıkladı easy. Ya. Eğer Frostpunk'ı iyi biliyorsan ve kendine güveniyorsan Officer'la başla ama bu oyunun default'u Citizen'le başlamaktır. Sonra yükseltirsin dedi az önce. İstersen yani şimdi biliyoruz da oyunun işte demin konuştuğumuz gibi oyun eğer hani Citizen'da story güzel akacaksa Citizen daha mantıklı ama Officer'da oynarız biz. Bence Officer oynayalım abi. Çünkü bir hala hataya yer veririm ama birazcık dikkatte isterim diyor. Makul bizim dikkat için bizim makul. İşimiz ya. Dikkat tabii. Bizim işimiz diyor. Start you can customize the game's difficulty survivor mode. Survivor mode ne demek acaba? Start. Save falan yok herhalde. Ha, o mu demek diyorsun? Genelde öyle olur. Building districts close to each other may yield benefits but also drawbacks. Peki. Tabii, çok gerçekten Allah razı olsun. Allah razı olsun bize bilgi verdi. Press any key to begin diyor. Bu sensin şimdi o zaman. Bence bu sensin. Bu. Bilemiyorum. Herhalde Fahrettin eski... Şatkan da olabilir. Üçümüzden biri orada yani. Orada verelim. Fahrettin Şatkan'ın grup fotoğrafını Fahrettin... gördün değil mi? Fahrettin neyi? Fahrettin Şatkan gerçek değildir. Fotoğrafı attım onu görmüş müydün? Yok görmedim. Gerçek değil miymiş? Abi Fahrettin'e benzeyen bir adam elinde de Şatkan. Fahrettin Şatkan gerçek değil. Dur bakayım sesler var. Bir bağırıyorlar. Çığlıklar duyuyorum. Sen duymadığın şey. Bir kuşak önce diyor. İngiliz İmparatorluğu çökerken biz kaçmıştık. Peki. Dünya çevremizde donuyordu diyor. Burada bir ayakkabı, bir gemi görüyorum. Mantıklı bu ikisi ilintili şeyler. Ha, bu geçen muhtar Ural'mış. Ural, Murphy Ural'mış. Bu New London'un muhtarıydım ben diyor. Bir önceki oyundaki player yani bu. 30 sene boyunca donduk biz diyor. Whiteout diyor böyle birdenbire aşırı soğuklar falan çarpıyordu değil mi? Aynen. Ama etrafımızdaki dünya ölüyor. Doğru, bu önemli bir nokta çünkü zaten ölüydük. Yani. İşte hayır zaten o don diyor. Nereye gideceğiz yani? Bir sesler var bak sen duyamıyorsun ama kulağına fısıldayan bir kadın var. Onun psikopat gibi eline zincirdir bir şey vardı elinde. Şehir büyüyor. Halk insanı gibi. Yağmur ne o ya benzin. Su. Hayatta kalmak yetmez. Genişlememiz lazım diyor kadın. Dünyanın sonundan halka... Şimdi doğru söylüyor bu arada. Burada bu şekilde ne kadar yaşayacağız diyor ama ben bu kadını pek beğenmedim. Muhtar galiba kafayı yemiş abi. Muhtarın emekliliği gelmiş de. Evet EYT'ye takılıyor herhalde yani. EYT'ye üzerinden sırıkla atlamış. Abi bak White Walker diyorum ben. Ne bu ya? Ama bari bir fragmanı izleseymişiz ya. Ya ilk oyundan sonra ne değişmiş o anlamadım. Şimdi 30 yıldır çöllerdeyiz diyor. Ha, evet, şimdi evet. Makineye geri döndük diyor. Ha, i̇lk hani... oyunda biz makineden ayrılmış mıydık? Sonu nasıl ilk gibi oyun? Yani biz bitirmediğimiz için. Evet oyunu bitirmediğimiz için. Belli ki bunlar ilk oyunun sonunda makineden ayrılmışlar. Evet, şimdi herhalde. Ama diyor uzun zamandır da öyleyiz. Geri dönüyoruz makineye. Ve yeni bir fırtına geliyor. O fırtına yüzünden makineye kaçıyoruz. Geçmişte diyor daha önceki fırtınalarda hep erzak falan hazırlardık ama bu sefer çok kalabalığız. Herkese bakmak giderek zor olacak diyor. Makineden ayrılmışlar şimdi geri dönüyoruz galiba makineye. Ve muhtar da bunamış durumda. Kafayı sıyırtmış durumda gibi görünüyor. We must survive. Her zaman. Bunak muhtar. Bölüm adı diyoruz. Herhalde. Muhtar bunamış. Old any key to skip. Skiplemeyelim canım dur. Ne olduğunu anlayalım. Ya bak. Burası bizim walk çukuru değil mi ya?
Ta kendisi iyice Eski beter olmuş tabii. çukur beter olmuş. Kar kaplamış. 30 yıl diyor abi. Dıdım. Dadan gezginler. Peki, soğukla mücadele. The old dreadnought remains in pieces under layers of snow. But the scattered wagons still have resources inside. Tamam. Aha, bak dediğim muhabbet. İngiltere'den geldiğimiz gemiye meşin diyor bu. Ha, gemiye dönmüşüz. Evet. Öyle mi? The old dreadnought. Doğru. İngiltere'den bizi buraya getiren ya gemi şey olmuştu. İlk demoyu hatırladım. Gemi ayrılmıştı İngiltere'den, sonra buza takılıp gidemez olmuştu. Gemi Evet. denilip yürüye yürüye bir jeneratör bulmuştuk filan. Biz şimdi gemiye döndük. Gemi kar altında kalmış ama hala Gemideki furnace'ı yakalım diyor. Evet. Buzu kıracağız. Peki. Benzin vagonlarına ulaşıp extraction district yapacağız. Yani ne oil wagon, geminin vagonları, gemide petrol dolu şeyler var. Tanker galiba var. Geminin 30 benzin yıldır duruyordur o petrolü. İşte geminin benzin deposuna ulaşmak için deleceğiz diyor buzu. Ondan sonra çalıştırabiliriz. Tamam, geminin benzin deposuna ulaşmaya çalışıyoruz. Yeniden şeyi açacağız. Şimdi abi. Bu overlay'ler alta basınca çıktı. Şu anda oyun bir şey diyor mu bilmiyorum ama oyunun kontrollerine alışmaya çalışıyorum. Görevler var işte. Frostbreak, Twin Oil Wagon, and Construct and Extraction District. Burada Wanderers. Komünist mi diyor? Ne yazıyor? Komünist Community yazıyormuş. Komünist Community iyi. Komünist Community. Bir pause'ladım. Şöyle bakıyorum. Frostbreak, Twin Oil Wagon and Construct and Extraction Kalan District. Süre de yazıyor bak üzerinde. Yazmıyordu. Biz o yüzden gol yemiştik zaten. 88 hafta. Evet. Whiteout geliyor 88 haftaya. Ama o değil bak. Görevin üstünde de ayrıca görevin süresi yazıyor. Time left. Görev süresi yazıyor. Nerede görüyorsun? Göremedim ben. Mouse'un altında çıkıyor ya mı? Ha, üstüne gelince çıkıyor. Evet doğru. Hmm. Şimdi kameralarımız galiba aşağıda bir şeyi bir iki tane, biraz bir şey kapıyor bir gibi. Bir iki tane ikonu kapatıyor galiba. Azıcık yukarıya alıyorum şunları. Buraya taşındık. Birazcık da orada bulunalım bakalım. Burası şimdi, iyi esiyor. Burası evet. Hafif hafif esintisi var. Tabii. Nerede bu şey? Oil wagon. Alt köşede abi bak. Bir radar bilinke gibi bir şey var ya. Frostbreak area. Mesela buradan bir area'yı seçip şu area'yı mı yok tam tersi mi? Buradan Frostbreak. Bas abi T'ye. 300 T'ye workforce. T'ye bas Frostbreak'in üstüne diyorsun. Bastım. İnişini Fahrettin Şatkan önemli yok. Tabii. You can only build districts. Ha, yol çiziyorsun. The wider terrain is covered in frozen stiff ground which is impossible to construct upon. The wider terrain is covered in ha, çoğunlukla diyor üstüne bir şey inşa etmek mümkün değil. İnşa edebilir. Önce yol çizmiyorsun, alan açıyorsun. İnşaat için buzu evet, kırman gerekiyor. Toprağı temizliyor falan gibi bir şey. Evet, buz orada kırıyor yani. Buz kırmaca şey yapıyor. Biz şimdi mesela şu vagonu, oil vagonu açacağız dersek. Bence de en yakını yapmak lazım. Buraya gelince X'e basınca mı oluyor diyor. X diyor. Hmm. Construct değil. Şurada, şuraya gelip X'e bastım. Frost breaking açıldı. 50k oil var burada diyor. 0 bölü 8 dediğini onu bilemiyorum. Burada bir tutorial da yok. Şurada bir yere bir... O işçi 8 kişi falan çalışıyordu ya bunlar. 4 kişi, 16 kişi falan. Bak görüyor musun? Hmm, artıyor. Yo, ben bir şeye Frostbreak moduna geçtim. Galiba buraya resource da harcadım. Ama geri de alabiliyorum. Oraya sana adam gönderiyorsundur diye tahmin ediyorum. Sonra geri kaç aldım. Adamımız var? Eskiden yazıyordu adam sayısı. Bilemiyorum. Sol, yukarıda ortada. Eksi 35 dediğine shelter. Bu ne? Food scars. Şimdi abi önce şurayı sen burayı nasıl? Demin kazıyordun. Bak oraya erişemiyorum. Şuralara frostbreak yapmama izin veriyor. Buralara izin vermiyor. Sanıyorum oraya doğru götürmem lazım yani. Şuraya böyle ha. Evet yol çiziyorsun aslında. Dediğin aynen. Gibi yol şey yapıyorsun ama böyle kıra kıra yapıyorsun. Şimdi 3 bölü 8 kaldı elimde. Bu kalan şey ne? Bak bunları bastıkça bir resource harcıyorum ben. Ne o resource? İnsandır ya. Bilemiyorum. Veya aynı anda 8 emir mi verebiliyorsun? Bilmiyorum. Şimdi ben bu emirleri verdim. Tamam dedim. Prospect modundan nasıl çıkıyorum? Şu ikona bas abi.
Sol şey orta şunu alttaki. Ha. Oldu mu? Bilmiyorum. Bir break bence yapmıyor. Bence az önce seçtiğim o break modunu açıp execute demem lazım bunu bir şekilde. Şuradan mı? Aynı şey yok. O da değil. Burayı abi enter. Gerçekten. 8'de tamamlamamız mı lazım acaba? Ha 8 yeri mi kırmam? Ha tutorial olduğu için diyorsun. Peki yani. O zaman bir tane daha oyala doğru mu gideyim, ne dersin? Veya şurada yani, diğer yanlarını açabilirsin. Evet, food'a gidebilirsin. Construction wagon var burada. Bir tane daha. Bu bir de food diyorsun. Oraya doğru food biraz zor ha şu anda. Tamam, herhangi bir yer aç ya. Herhangi bir yer. İşte şuraya doğru gitmek için de bir yol açalım. Oldu mu? Oldu oldu. Ha. Hepsini birden yaptık. Herhalde tutorial olduğu için. Ne oluyor? Bunu bir zoomlayalım biz. Bu kadar mı zoomlayalım? Pinçler yani? Buz kırıyor. 8'den az yaptırmam da bir garip bir şey. O tutorial yüzünden büyük bir ihtimalle abi. Kırılıyor vinçlerle. Bakırız. İşaretlediğim bütün şeyler ongoing construction. Bütün kareler kırılıyor mu? Bir de kırılan kareyi nasıl görüyoruz? Yerlerinden farklı görebiliyor muyuz? Bitince görürüz herhalde. Herhalde. Cross breaking. Sürüyor. Hızlandırma 2, 3, 1, tamam. Hava soğukmuş. Teşekkür ederim. Kırdılar galiba. Şimdi kırıldı. Hafifçe bir fark görünüyor ama bilmiyorum. Discord yayınında görünüyor. Açıldı gibi şeyin. Evet bir... Açıldı. Şimdi abi buna tutorial'a T'ye bastım. Bunu okuduk zaten. Burayı onun okuduk. Üzerine extraction maden gibi şey kuracağız. Evet şuradan herhalde. Construct districts B. Buraya. District o. Extraction district kuracağız. Extraction districts. Bunlar ne? Food district. Bu ne? Housing. 150 workforce. Benim workforce'um ne? Yukarıda 3000 kişiyiz. Bak yukarıda görünüyor. 3000 kişiyiz. 3000. Pardon 1950. 3000 toplam nüfusumuz var. Stable artmıyor. Kimsenin bir halt edecek hali yok. 1950 adamım var. Çalışabilir durumda. Burada 150 workforce isteyecek. Nerede? Kalıcı mı gidiyor artık acaba? Bilmiyorum. Bak burada scraps artıyor. Yavaş yavaş artıyor. Income haftada 21 artıyor mu? Bölü şey prefabs. Population'dan nasıl artıyor kimse bilmiyor. Benim aklıma bir şeyler geldi ama konuşmayacağım. Population artmıyor zaten diyor şu anda. Artmıyor. Hayır, scrap population sayesinde artıyormuş. Popülasyondan artı 21 diyor. Ha, ama nasıl olduğunu diyorsun açıklamak istemiyorum. Evet. Ben şimdi abi şuraya bu inşaatı yap. Tamam. Hayır, bunda da 3 tane. 3 tane. Ha 3 tane birden yap diyorsun. Ama 3 tane extraction district mi istiyorsun benden? Hayır. Buralara housing yapabilirsin diyor. Trenin içinde. Food'u da nah yaparsın diyor olman lazım. Doğru. Food uzak dedin. Atılıyor herkes. Şimdi bunu yaptık mı? Bu bir. Ama o zaman ötekine geçince şey yapıyor. Benim ne yapmamı istiyorsun abi sen? 3 tane kuracaksın abi şu beyaz. 3 tane construction yerleri. Yani. Şöyle 3 tane construction kurum. Extraction kurumu diyorsun. Ama 3 tane yapacağımız da yer yok galiba. Select 3 tiles to construct this. Ha district 3 kare mi kaplıyor acaba? Yok işte demin 8'den aşağı yaptırmadı ya. Şimdi de 3 tane yapacağız. Evet de işte. Seç abi 3 tane yer. Şöyle seçtim. Ha. Yap bakayım. Yapıyor. Kırıyoruz. O uzun sürecek. Şu 3 kare boyunca sadece buraya şey mi yapacak yani? Extraction. District evet, mi yapacak? Evet tesisi. Tesis. Burada bir extremely increased by heat scarcity, extremely increased by shelter scarcity. Şurada görüyorsun değil mi? Altından böyle bir şeyler yapıyor bu soğuk. Diseased çok artıyor şu anda. Hunger. Yok ya minor diyor hepsini. Extremely increased diyor. Ha, şu andaki durum minor da tamam etkisi. Yiyecek azsa çok etkilenir diyor. Hunger aynen. Doğal olarak. Bu da soğuktan çok etkilenir. Açlıktan da biraz etkilenir diyor. Neydi o?
disease. Üşümede, evet, evin yoksa ve ateş yakmazsan üşürsün adlı şeyleri öğrendik. Altta niye öyle bir şey var? Hale. Ne dedin abi? Şunu mu diyorsun? Altta niye böyle bir, evet, duman gibi şey çıkıyor? İşte ben de bak, bunlarda da var aslında azıcık azıcık ama bunda çok çıkıyor. T'ye bastım. Ha, code notable diyor bak şu an. Evet. Diğerlerinde minor'dı, code notable bizde. Ne kadar iyi ısındığınıza bakar diyor. Shelter ve heat need'ler şey yapılmışsın, yoksa cold olur diyor. High cold increases disease, decreases population growth and causes recurring events of citizens freezing to death. Sanıyorum cold diğerlerinden daha büyük bir sorun. En büyük sorunun hangisi olduğunu gösteriyor. İkinci sorun disease, şu anda hunger çok büyük bir sorun değil. Bak, hunger minor, disease de minor, cold notable. Cold notable, evet. Çok ciddileştikçe burada direkt şey olarak gösteriyor. Peki, şeyimiz bitmek üzere sanıyorum. Zaman geçiyor, geçiyor. Biraz hızlandırdım. Birinci görevi yapıyor saymamız. Yaptık. Ha, burada oil diye bir şey çıktı. O ikon ne? O ikon sanıyorum... Az önce başka bir şey diyordum. Demolish çıktı, deactivate çıktı. Petrol district'imiz 150 base requirement -150 -150 from extraction able body, bilmem 150 kişi burada çalışıyor şu anda, ben öyle anladım. İçeride 50 doğru, artık permanent alıyor bunu. Evet, aşağıda 50k var. 119 hafta boyunca buradan çıkartırız. 50k oil çıkacak buradan zaman içinde diyor. İyi. Affecting other districts. Bu ne demek? Are you concerned as area effects may give them additional positive or negative effects? Area effects are caused by environmental... Ya şu yoga salonu yapıyorduk, geniş bir alan etkisi var diyor onun. He, bu oil'de mi öyle diyorsun? Yoga salonu tabii önemli. Nereye yaptığın kritik tabii de. Yok, o barın noktasına göre herhalde. Area effectlere dikkat et diyorsun. Oil'in... You can always disable tutorials and their notifications in the settings. Şimdi demolish seçeneği ve deactivate seçeneği vardı. Abi burada 20 heat ne demek? Demand ne? 60 oil çıkarıyorum. Bu haftalık çıkıntı herhalde. Bir pauzladım ben şunu. Buranın talebidir ya işte şey. Yani 20 derecede en az çalışma muhabbeti vardır. Heat from the generator burayı needed to warm. Ki, atıyorum eksi 60 olduğunda çalışamıyordur mu diyorsun? Ha. Gibi yani. Düşüyor ya giderek verimi. Bir de maintain içinde sürekli material isteyeceğim diyor bak. Normal ister madem. Adamlar buraya devamlı material ve ısı istiyorum ben diyor. Isı kötüymüş. Ya çıkanı ısıyı direkt yaksın. Şimdi furnace'ı açınca o verecek ya ısı. Herhalde. Emergency shift'lere geçirebiliyorum adamları. Bu nedir? Adamları, ha buraya konmuş adamlar %100 hepsi çalışıyor şu anda diyor. Evet, hasta olunca falan düşecek o. Herhalde. Area efektler, river efekti, ha bunun efektleri nerelere, bunu etkileyen kimler var diye iki tane ikon buldum burada. Basınca bir şey olmuyor. Affecting this district, bu aynı yere geri geldi. Ya ben kimi etkiliyorum? Beni kim etkiliyor? Kimin area'sındayım? Yani etkileyecek bir şeyimiz yok ya da ondandır. Herhalde. Tabii bence de ondan. Şimdi bu 3 kareyi ben anlamadım. Niye 3 kare seçtik ama 3 kare seçildi. Şu 3 kare bir şey yapıldı. Turn on the furnace in the dreadnought rack to provide heat. Dreadnought rack burası. Generator. Şu anda off. Buradan on yapabilirim. 10 kişi mi? Bu ne bu? 10 shelter sağlıyor. 10 kişi burada yaşıyorlar. 10 mu? 10 kişi mi yani? Yok, on housing veriyordu. On housing de bak, o housing şeyde sağ. Şu -35. Üstte. 35'e evet. -25'e düşecek o. Tamam. On housing dediği her evde bir, her ev bir nüfus değil. Bir de ben de heat istiyorum diyor. Abi ben burayı açıyorum. Gökhan. Açıyorum. Çalıştırdım. Oh. 40 heat ürettim. Fuel mix'im abi şu anda bir şeyler diyordu ama basic infrastructure. Ateşi yaktık. Şu anda ihtiyacımız olan petrole de sahibiz ama ev yapmamız lazım diyor. Soğuktan korunacağız. Evet. If built in close proximity to other housing or the furnace. Tamam. Ya ocağa yakın olsun ya birbirlerine yakın olsun evler diyor. Ancak bunun için prefabricated partlara ihtiyacımız var.
Yanımızda biraz var ama vagonlardan sökeceğiz kalanları. Anlaşıldı. Görüyorum. Görüyorum dedi bana. Şimdi ne yapmak gerekir sence? Bir iki tane housing district. Frostbreak to construct wagon. Construction wagon. Ne o? Prefab vardı ya şu bak. O, şu construction wagon'u frostbreak yap. And build an extraction district to provide. Tamam, prefab çıkart buradan. Bir kere. Evet, iki abi. Tane housing basar district yap. Şeyi. Peki. Buraya X'e basıp 8 tane daha mı? Ben anlamadım. Şimdi ben şuraya ulaşmam mı lazım? Buraya, 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 buraya gidemiyorum. Etrafını sadece herhalde o. Buralara da vermiyor. Ama buralara veriyor. Şu şey bir ya, şu böyle yap diyorsun. Heh, aynen. O zaman abi. O gereksiz iki tane çıkarıp orayı circle tamamlasan. Evet, şöyle git diyorsun. Ha, süper. Evet. Bir tane daha kaldı elimde. Şuraya mı? Olur. Diğer tarafı da olur. Diğer, olur. Peki. Madene gideceğiz ya. Ha, orada daha iyi bence. Şuraya. Evet. Buraları kırın abi. Frost breaking. Buz kırınımı. Hem orayı kır hem de iki tane housing district yap dedi. Onları nereye yapacağız? Housing'i şeye Dreadnought'un üstünü mü gösteriyordu yapabilecek yer diye? Mavi bilmiyorum. Bir şey highlight oluyordu ya. Evet, genel evet. Bir şeye. Construct districts, housing. Evet, buralara yap diyor. 6 tane district yap mı diyorsun bana şimdi? Hayvansın. Buralara yapamıyorum. 1. Near generator olduğu için 2. 3'ünü buraya yaptım. Başka görüyor beyaz musun? Beyaz olan her yere yapıyoruz herhalde. Herhalde ama 3 tanesi mavi. İçine yaptırtmıyor. Buraya bir şey yaptırtmıyor. Dışa doğru çıkıyorum normal. O zaman 3 tane daha. Aynen. Bir yana. Birbirlerine yakın olsunlar demişti. Evet. Sarılsınlar. Oh mis. Siz birbirinize sarılın. Şuradaki adamcağız biraz üşüyecek tabii ama manzarası güzel onun da öyle. O da gizemli oradan bir abi olsun. Yalnız yaşamayı seven birisi olsun. Evet evet, orada gizemli bir abi var. Alta bastığım zaman bir şeyler gösteriyor. Housing burada hani renklerden mi bir şey anlıyoruz? Hold left, evet. Alt in the council idea. Ekonomi overlay gösteriyormuş left alta basınca. Evet. Housingler burada, bilmem neler burada. Peki burada kırıyoruz hala. Pause'da mıyım? Değilim. İlerlemiyor Frostbreak'in. Ben pause'dayım galiba abi. Pause'da olup olmadığın çok belli olmuyor. Karlara bakıyorum. Evet. Yoksa bak şu anda açayım. Kenarlar winter böyle şey birazcık kararınca şey oluyor. Ters yani. Etraf kararınca pause evet. Bekliyorsun. Tam tersi. Aynen. Etraf kararınca pause olmuyor. İnsan şaşırıyor. Kar hareketleri, rüzgar falan var. Pause değilken ona bakacağız. Evet, hareket. Aynen öyle. Etraftaki uçuşan şeyler. Yoksa insan pause'u etrafın kararması olarak bekliyor. Doğru diyorsun. Evet. Buraları kırıyorlar. Evleri yapıyorlar. Kim yapıyor? İnsan küçük etrafta insan abi, mı onlar? Küçük biraz, küçük. Yok, bu kadar. Sikeri büyümüş bak. Daha evet. Mikrodaydı. Aynen. Kesinlikle. İnsan sayısı büyümüş. Her şey büyümüş. Zoom da büyümüş. Bak bu kadar. Daha içeri girmiyor. Böyle çıkıyor. Oyunun ölçeği büyümüş gerçekten. Göğsüne ampul takmış amcalar vardı. Çok güzeldi onlar. Evet. Ampulle gezerlerdi. Burada insanlar geziyorlar. Evet ama o böyle onlar giderdi. Karın içinde yol açardı falan. Öyle değil. Oyun daha kalabalık ve daha büyük bir şey simüle aynen. Etmeye çalışıyor. Biraz hızlandırıyorum bakalım. Şöyle uzaktan görelim. Housingler bitsin. Galiba Frostbreak bitti buradaki. Buraları kırdık. Evet. Şeyde hiç acımamış. Bak buna bastığım zaman burada pause da oluyor galiba. Evet. Burada gayet belirgin şekilde gösteriyor. Overlay'e geçtiğin anda nereler beyaz kırık gösteriyor. Ama eğer oyunun normal modundaysan çok az belli yani. Sen Discord'da ayırt edemiyor bile olabilirsin yani. Çok az böyle evet. Neresi kırık neresi değil çok hafif. Griliği daha açık gibi. Aynen öyle, azıcık açık renk. Buna geçtiğin anda hem pause'luyorum hem de her yeri görmeni sağlıyorum diyor. Peki. Çok güzel bir kafa olmuş o. Evet, estetiklere ödün vermiyorum ama çok kolaylıkla durdurup şey yapabiliyorsun. Nerede ne var bakıyorsun diyor. Shelter. Pause. Shelter. O şeye yok. Shelter'ları yaptık ya. If not provided, call me. Hayır, yok bir şey çıktı da ona bak şimdi. Aşağıda ne dedi diye baktım. Evin şansı verdik ya, on tutorial'dır. Şey yapacağız, şuraya prefab burası açıldı ise, build açıldı.
Extraction District onun adı. Evet. 150 workforce daha buraya. Yine üçlü bir şey istiyor. Bu üçlü meselesini tam anlayamadım ben ama. Ben de hoş da çok hoş böyle da yaptım. Değil yani. Bakalım. Bu üç kareye, yani bir kare kaplamıyor, üç kare kaplıyor şeyler. Tesisler. Onlar da böyle dikine de yapabiliyorsun, böyle serpülent üçgenleri de yapabiliyorsun anladığım kadarıyla. Serpülent üçgeni diye bir şey mi var? Tabii, bilmez misin sihirden itibaren? Yok. Sihirde Warhammer Fantasy Battles'da serpülentin elfleri deployment kurallarını abuse etmek için line of sight'ı böyle görmeyen üçgenler bulur, oralara scoutlarını deploy ederler. O günden sonra ağaç arkasını dizdim. Aynen. O günden sonra her türlü oyundaki her türlü üçgen serpülent üçgeni benim için. Gaming'de serpülent üçgeniyle oluyor.